8 Haziran Perşembe Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'den canlı bağlantıyla katıldığı 9 Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu. Kentsel dönüşümde kararlılık mesajı verdi Erdoğan, ev sahiplerini uyardı. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm sürecini başlatın dedi. Kordela, siz de makaslar da bugünün hatırasına kordalayı kesen kardeşlerimizde kalsın diyorum. Ya Allah! Bismillah. Seçimlerde tarihi bir zafere imza atan AK Parti yeni döneme hızla girdi. 9 yeni millet bahçesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete açıldı. Bu millet bahçelerimizden her biri yeşil alanları, tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları ve sundukları diğer imkanlarla gerçekten göz kamaştıran projelerdir. 137 millet bahçesinin yapımının devam ettiğini hatırlatan Erdoğan, sözü Atatürk Havalimanı ile ilgili tartışmalara getirdi. Hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir. Her ne kadar birileri seçim sürecinde burayı yabancı şirketlere peşkeş çekme niyetlerini ifade etseler de milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandığa yansıttığı iradesiyle tüm bu niyetleri kursaklarda bırakmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü de kentsel dönüşüme ayırdı. Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu da yine depremle birlikte daha yakından gördük. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız dolayısıyla can kaybımız da az oldu. Ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Ev sahiplerini uyaran Erdoğan, deprem kapımızı çalmadan önce tedbirinizi alın dedi. Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapmak suretiyle inşallah bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın yarısı bizden kampanyasına yönelik yoğun ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın.